16 yaşındayken Ergölak koyunda dini nikahlı beraberlik yaşıyor. Sonrasında o bulunduğu Afyon'dan ayrılıp babasının yanına geliyor ve bir çocuk dünyaya getiriyor. Çocuğumun babası Erdal Akkoyunlu dedi. Aile dün özellikle de kayınpeder kabul etmiyordu. Bugün Afyon Karahisar'da Yaşar Bey ve Erdal Akkoyun canlı yayındalar. Özkan. Evet Esra Hanım, şu anda Afyon'dayız. Ayşe Erol'un iddiasına göre çocuğumun babası Erdal Akkoyun demişti. Erdal Akkoyun şu anda konumuz ve babası Yaşar Akkoyun da yanımızda. Biz Erdal Akkoyun'a iddiaları sormak için mikrofonu uzatıyorum. Erdal, sen çocuğunu doğduğu, hamile olduğunu öğrendiğinde çocuğunu bırakıp gittin mi? Hayır. Bana getirmediler ki direktmen. Direktmen onu Konya'ya götürdüler. Konya'da doğum yaptığı için ben gel dediğim için gelmedi. Siz nasıl evlendiniz? Görücü usulü. Bir arkadaşın yardımcılığıyla yani gittik. Direktmen yani bizim gideceğimiz gün bir gün önden babası kızını getirtirdi eve. Getirttirdiği için biz yani bir günün içinde tekrar dönmek zorunda kaldık. Yani babası polisler görüşün. Dedi babam için. Yaşar abi dedi bunu dedi bir an evvel buradan götürün demek istedi. Babam da yani çok yani şeydir vicdanlıdır. Direkt aldı getirdik buraya. Getirdiğimiz için de öyle bir haftanın içinde yani düğünü yaptım ben. Ne kadar beraber kaldınız? En fazla 4 ay veya 4 ay kaldım. 4 ay sonra ne oldu? 4 ay sonra ben gideceğim dedi. Yani 3 aydan sonra ben gideceğim demeye başladı. Yani ben bir ay önce götürdüm babasının yanına. Geldim tekrar köyden giderken söyledi ben dedi babama gideceğim tekrar. Daha yeni geldik dedim gideceğim ben dedi direktmen. Artı ondan sonra tartışma yaptık böyle bir cuma mübarek günde. Evi direktmen terk etti yani. Benim kaldığım odadan terk etti yani. Gitti. Onu da ablamı görürsün ablamı eve girmiş. Erdal evden babam başlık parası verdi mi? Direktmen ben gidiyorum dedi yani. O yüzden hiç seslenmedim. Yani gidemezsin. Buradan gidersen giremezsin dedi. Esra Hanım'ı duydun mu? Efendim? Başlık parası verdi mi diyor. Evet verdi. Ne kadar verdi? 4,5 lirayı bizim köyde vermişti. 500 lirasını da o Halil eniştesi diyene verdi. Evlerin içinde verdi ona bir 400 lirasını. Yalan söylüyor. Peki niye bir an önce alın kızı Afyon'a yalan gidin dedi? Yalan söylemiyorum ben. Yalan söylüyorsun. Ben bunu öğrendim Esra Hanım. Bilmiyorum. Babası o anda polisler Esra geldiği Hanım. İçin dur. Direkt ben korktu mu ne yaptı? Yurda götürecekler diye bak yurttan geldi o benim yanıma. Direkt ben yurttan geldiği için polisleri görüşün yani bak direkt ben yemek yiyecektik. Yemek yemeden polisler gelirsin ağlamaya başladı. Ağlamadım. Babam dedi ne oluyor falan dedi dünürüne. Direkt o da gitti yani ben konuşurum dedi. Konuştu ne yaptıysa polisler gitti. Tekrar biz apar topar eve geldik onların eve. Onların eve geldiğimiz için böyle böyle desin Necla Alası var. Direkt ben biletleri falan ayarladı yani olduğu gibi yani. Direkt ben bizi göndermeye göze aldılar artık yani. Sizi apar topar evlendirdiler. 4 ay evli kaldınız. Nasıldı o 4 aylık evcilik oyunu? 4 aylık evlilik oyunu yani bir karı koca yani alakası bile yoktu yani. Bir ev açtınız mı? Ayrı bir ev açtınız mı? Yani. Eşinize Ayşe'ye... Kısa cümle net. Ayrı ev istemedi. Siz istememesi önemli değil zaten çocuk. Ben siz kaç yaşındaydınız dedi. Evlendiğinizde? Ben 27 yaşındaydım. Hamile olduğunu sana söyledim Ayşe. 26-27 yaşındaydım. Onu buradan giderken söylemedi. Söylemedi. Bilmiyorum. Ne zaman oraya öğrendin gitti, oraya hamile olduğunu? Sonra halası aradı beni. Necla halası aradı beni. İlk ben aradım. Ben aradım hamileyim dedi ki, diye. Yanlış anlama. Yanlış Hayır. anlama dedi. Erdal dedi. Ayşe dedi kocaya kaçmış dedi sürekli direktmen. Zaten o halamı da ben çok merak ediyorum. Bir yayına bağlansa kapattım da burada da söylese ben kocaya kaçmışım. Bir de bir şey söyleyeceğim Erdal. Ben sana söyledim ilk onu. Ben hamileyim böyle böyle. O süreçte de babam yanına gittiğimde de ben sana aramıştım. Hatta hastane sorunlarım vardı hatırlıyor musun? Böbrekle ilgili sıkıntılarım vardı. Hı-hı. Hastaneye gidip geliyordun. 10-15 gün ben babam yanında kaldım. Ne zaman geleceksin dedim. Sen sürekli gün attırdın. Geleceğim hastane var falan. Ben babam yanına madem babamı çok... Babam da bir hafta kaldı. Babam senin yanından gideceğim diye ben tutturmuşum. Ben seni niye sürekli arayayım ne zaman alacaksın geleceksin diye. Sen gelmedin. Sonra biz de orada sen biz seninle tartıştık. Bir dakika tartıştık. Dedi bu yüzden gelmediğin için tartıştık. Dedim ki gelmezsen gelme o zaman dedim. Hatta bayağı bir görüşmedik hatırlıyorsan 15-20 gün daha görüşmedik. Sonra ben hastaneye gittim de hamile olduğumu tamam, öğrendiğim ertesi seni, gün seni aradım. Sen bana, aradım bak, hamileyim dedin. Bekle lütfen. Sen bana dedi bir saniye bekler misin ya bir saniye. Bekledim zaten.
Sen bana O kelime ben asla Ama edemem. Söylediği kelimeyi söylüyorum. Hayır. Ben. Erdal, çocuğun ne olduğunu duydun mu? Haber geldi mi sana bir çocuğun oldu diye Ayşe'den? Çocuğumun olduğunu annesigilden var yok davası çıktı. Bir ay boyunca, iki ay boyunca var yok davası çıktı. Ben yanlış anlamışım, yokmuş dedi. Sonra tekrar var dedi. Ama artı dediği kelime de ne? Buradan gittikten sonra eğer dedi çocuğum olursa sana yüzünü göstermem dedi bana. Peki 3,5 yaşındaki çünkü çocuğunun peşinde çocuk, düş diye söyledim ben sana. Senin çocuğun olduğuna inanıyor musun? Yoksa baban... Ben kan testimi verdim. Benim çocuğumsa ben o çocuğu alırım orada. Peki ama baban senin sana çocuğun çocuğu olmadığını vermem iddia ben. Etmiş. Ben burada istediğim DNA testi ve kimliği üzerine almak. Baban senin... 4 sene sonra sen çocuğu çıkartıp vermem çocuğum yani. Çocuğum var ama şimdiki eşimden nasıl olmuyor? Çocuğuna geleceksin sahip çıkacaksın o zaman tamam mı? Ben sana çocuğu orayı anneliğin sen yanına... Senin karın yanına çocuk vermem. Ben baktım siz kabul etmediniz. Sadece istediğim DNA testini yaptırıp senin üstüne almak sen çocuğunu. Saniye, sana çocuğu verecek saniye, değilim ben. Hayır kesinlikle. Ya bir saniye. O çocuk benimse o testi ben yaparım, o çocuğu da senden alırım ben. Evlilik dışı, bakın evlilik dışı doğan çocuklarda velayet annededir. Velayet hakkının değişmesi noktasında dava açmanız lazım. Kanun onu gereği. Davasını açarsın, siz 16 yaşındaki tabii. bir kızı alıyorsunuz, düğün dernek yapıyorsunuz. De alacağım, resmi ya. Nikah yok. Bakmamış, gelmemiş, müşterek konut, alacağım ailenizle bana. Yaşadığınız bir haneye kızı saniye. Getiriyorsunuz. Size... Eş terk edip gidiyor, arkasından gitmiyorsunuz. Çocuk dünyaya geliyor, babanız diyor ki benim oğlumun çocuk yapma kabiliyeti yok. Şimdi de çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki yıllar alacağım. Sonra ben çocuğumu alırım. Ya siz ilk önce yapmanız gerekenleri zamanında yapsaydınız keşke. Yurttan önce... bir çocuğu almasaydınız keşke. Zaman... Başlık parası almasaydınız, babanıza engel olsaydınız keşke. 26 yaşında birisiniz. Evet, kendi kararlarını da kendin alamıyorsun. Gönderdi bizle beraber. Köylülük ve cahillikle alakası yok bunun. Vicdanla alakası var. Bir çocuğu terk neden etmenin tek nedeni vicdandır. Erdal ben sana bir şey soracağım. Ya vicdan da göndermeyeydi. Erdal, neden gönderdi o zaman? Babası direkt şey alın gidin bunu gördüğünden götürün demesine getirdi. Erdal beni dinliyor musun? Bir şey soracağım. Dinliyorum. Baban düşüncede benim için önemli değil. Sen beni biliyorsun. Ben de seni biliyorum. 4 ayda o da olsa. Sen hı hı. çocuğunun senin olduğunu... 4 ay önce bana çektirdiğini biliyorum evet anlıyorum ben. Sen çocuğunun senden olduğuna inanıyorsun değil mi? Ben testimi verdim. Benden sonra çocuğu ben alırım. İnanıyor mu inanmıyor? İnanıyor musun çocuğunun senden olduğuna? Bak bendense testimi verdim ben. Benden ben sonra çocuğu şey ben alırım. Ben başka bir şey soruyorum ya. Başka bir şey demiyorum nokta. Sen o çocuğu alamazsan o geç de testi verdin mi? Verdi. DNA testi yapıldı. Tamam. Senin, çocuktan alındı mı? Bir saniye Ayşe senin 5 aylık kızın varmış. Nerede o kızın şimdi anda? Efendim? İnanıyor mu inanmıyor mu bir onu sor bakayım. Anlamadım. Evlendiğin içinden 5 aylık çocuğun varmış. Nerede o kız evet, çocuğun? Evet doğru. Onu da getir çocuğum onu var. Olmazsa. Vallahi benim tamam, eşimin babası kabul ediyor çocuğunu. Kendi çocuğu niye kabul etmesin? Sizin gibi yapmadı. Benim çocuğum değil. Beni suçlamadı yani aldatmayla iftirasızlıkla. Ama ben kabul ediyorum. Sen gelmedin ki cesaretini toplayıp gelemedin. Niye geleyim? Senin baban beni suçlamış ya. Senin baban beni suçlamış. Ben niye çıkayım geleyim? Sen gelecektin diyecektin ki o çocuğun benim olduğuna inanıyorum. Ben seni suçladım mı? Gelecektin çocuğun DNA testini yaptıracaktın. Sahip çıkacaktın. Bana babanın o kadar laflar saymış. Benim çocuğum bir de dedi ki Erdal'ın çocuğu olmuyor diye laf söylemiş. Ben niye çıkıp geleyim oraya? Ha? Suçladınız yetmedi bir de karşınıza mı çıkıyorsunuz? Ben sana gel siz dedim mi? Siz ayağıma gelecektiniz. Gel kusura bakmayın. Bir saniye dinler misin beni? Ben sana buraya gel dedim mi? Testimi yapalım çocuk bendense kabul dedim ben sana? Anlatıyorum işte gelmediğimi neden gelmediğimi. Siz niye gitmiyorsunuz beyefendi? Çocuğun sizden olduğunu bak, düşünüyorsanız. Bir saniye. Bakın bu hanımefendi buraya yayına çıkmasaydı siz çocuğunuza sahip çıkmayacaktınız. Evet. Bu yayına çıktığı için şimdi diyorsunuz saniye, ki ekran önünde ben babayım, baba çocuğu aramamış, sormamış. Benim çocuğum mu acaba diye hani insan biraz şey yapar ya acaba benim çocuğum muydu diye bir düşünce gelir çıkar gelir yani merak ne eder. Ne yedi ne içti tamam, hastalandı mı annesi bakabildi mi? Bir saniye dinler misiniz beni? Dinliyoruz lütfen. Buyurun konuşun siz. Ha. 5 sene olmuş 5 sene kadar hakkı neredeydi o çocuğu elinden tutaydı benim köyümü biliyor evimi de biliyor. Bu Erdal senin çocuğun diyeydi. Ben kabul etmeyecek miydim o dakika? Seni kabul edeceğini biliyorum ama sen neden baba baskısında çıkamıyorsun ki baba baskısından ya. Babanla orada ben orada kavgaya mı gelecektim sizde? Babam bir laf diyecekti ben yediremeyecektim. Kavga edecektik. Sen geleceksin. Erkeksen sen geleceksin. Sen 26 yaşındasın. Zaten,
zaten senin kavgaların beni bıktırdı zaten. Beni senden soğuttu. Ay Allah'ım, ben de seni çok seviyorum. Erdal'cığım, o dönemlerde Ayşe'nin 16 yaşında olmasından kaynaklanıyor olmasın? Aynen çocuk öyle. Olmasından sen 26 kaynaklanıyor olmasın? Sen 26 yaşındasın, sen çevirseydin o zaman ya, ben öyleysem. Esra Hanım, anlıyorum ben siz de. Ben de diyorum ki 16 yaş olduğunu ben bilmiyordum bak. Gerçekten nasıl bilmiyor muydun? Babası direktmen gönder. Yani diyorum ya. Neden gönderiyor 16 yaşlı çocuğu o zaman? Kaçırıyor yurt dışına. Ya resmini ya yapamıyorsunuz, anlamıyor musunuz da? 16 yaşında. Anlamıyorsanız bu kızın evlenme ihtiyacının 16 yaşında göstermiyor, 20 yaşında gösteriyor. Peki Yaşar Bey'e sorayım. Babana bir sormak istiyorum. Yaşar Bey. Tabii. Yaşar Bey. Oğlunuz efendim. 26 yaşında. Yaşını sorma ihtiyacı duymamış Ayşe'nin ama birlikte olmuş. Siz Ayşe'nin yaşını biliyor muydunuz? Şimdi bak, Esra Hanım bu. Evet, Esra Hanım. Şimdi Özkan burada misafirim. Bak, röportaj yapıyoruz. Evet. Şimdi ben eve vardık. Bana evet. Yaşını söylemediler. Kız gelişkin, tamam mı? Kız ağlık geldik. Muhtar da dahil, babası anası girdi dahil. Anası yaşımı babası, söylemediler dedesi, peki tamam de. Esra peki Hanım. Biz orada kavga ettik. Ben resmini kak istiyorum diye kavga ettik. Yaşımı söylemediler. Sen yurtlar seni alırlar. Yaşın 18 yaşında resmini nikah kıyalım diye. Ben orada kavga etmediniz mi? Hayır. Nasıl bilmiyordunuz hayır, yaşımı? Yapmayın ya. Hayır, bu şekilde değil. Buraya gel, bilmiyorum. Buraya gelince nikaha varıldı. Yaşı küçüğümüş olmadı. Nuşlarına bakıldı, olmadı. Orada babası dedi ki, babası Yaşar abi dedi Şidem, 6 ay dolduktan sonra nikahını kıydır dedi. Hepsi bu. Ya oranın muhtarı da var, mahalle muhtarı yanımda. Bir de şu para meselesine gelin. Babam sizden biraz para almamış. Ben bunu öğrendim. Sadece siz yolda Afyon'da gelirken hani yersiniz içersiniz de yol parası vermişsiniz. Yani bence öyle almıştır 4,5 bin lira baban falan para yok. Baban aklamaya çalışmış. Dinle. Yaşar Bey bir dinle, anlatsanıza Ayşe ile tanışmanızı, dinle. Başlık parası dinle. Vermenizi. Dinle. Dinle bir dakika, dinle bir dakika, dinle. Halil Barut tanıştırdı orada, Halil Barut. Evet, 500 lira verdi, ver dedi, yarın buna köye gelecek ya dedi, verdin. Dinle ya, ablacığım dinle. Tamam, oradan buraya geldik. Dedi ki, babasının gözleri ameliyat olacak. Köye Yaşar abi dedi, 3-4 milyar verdi. Hemen geldim, 4 milyar başka birinden getirdim, verdim. Kına geçsin gün. Babasına evde verdim, kız Ayşe duymasın dedi.